Efendim ne oluyor? Kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk dilimi tamamladık. Konuklarımı hemen tanıtarak başlayayım. Hızlı bir şekilde de aslında ee, başlayacağız bu dilime. Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Özay Şendir. Kamu Araştırmacısı Betimar Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman. Güvenlik Uzmanı Star Gazetesi yazarı Coşkun Başbu. Ankara'dan da Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin bizlerle birlikte. Tüm konuklarıma ve siz değerli izleyicilerimize yeniden hoş geldiniz diyelim. Ve e, Sayın Pekin'le başlayalım. Şimdi dün CHP'de belediye başkanlarıyla Sayın Kılıçdaroğlu bir araya geldi. Orada iki belediye başkanı arasında geçen tartışma çok konuşuldu. Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu arasında. İmamoğlu eğer değişimi olmazsa ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na da adaylığımı koymayacağım dediği iddia ediliyor. Kerimoğlu'nu da koymazsan koyma. Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığımı koyarım dediği ve İmamoğlu'ndan da Kerimoğlu'na Bakırköy'de sokakta gezemiyorsun. Kerimoğlu'ndan da İmamoğlu'na sizi koltuğa genel başkan oturtturdu gibi sözlü tartışma yaşandı söyleniliyor. Şimdi bu konu üzerinden daha sonra... Kerimoğlu, Sayın Kerimoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne adayım dedi ve sosyal medyada bugün Kerimoğlu ile ilgili birkaç fotoğraf paylaşıldı. Bir fotoğraf karesi ve o fotoğraf karesi üzerinden yeni bir tartışma başladı. CHP'de neden sürekli olarak ben şuraya adayım, ben şunu yapacağım ya da ben CHP'de var olacağım diyen isimler üzerinde fotoğraf, video, ses kaydı... Ee, başlıyor Sayın Pekin. <laughs> Sosyal medyada neden hedef oldu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle ilk söyleyeceğim konu bir defa CHP'de liderlik müessesesi bitmiş. Yani lider yok. Yani maalesef Sayın Kılıçdaroğlu liderlik yapamıyor ve yönlendiremiyor. Ee, ve herkes işte ulu orada tartışıyor. Maalesef böyle bir sıkıntı var. Lider aslında toplayıcı, toparlayıcı olur. Bu tip olaylarda olmazdı. Ee, birisi bu. Şimdi diğer konuya geldiğimiz zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu kaset olayı belki daha de vardı ama e, 2010 yılında Sayın e, Baykal'ın e, görevden alınmasıyla sonuçlanan daha sonra Kılıçdaroğlu'nun başkan seçilmesi hatta Kılıçdaroğlu'nu seçmek istemeyen o zamanki genel sekreterin oğluyla ilgili bazı kasetlerin yine gündeme gelmesi ve e, dolayısıyla onların onun susturulması yine gündemdeydi. E, arkasından e, yine e, şeyle ilgili kasetler çıkmaya başladı. Biliyorsunuz Muharrem kaset çıktı. Yani bu e, kaset konusu e, maalesef Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, herhangi bir yere aday olanı veyahut da başka bir işe e, uğraşacak olanı, bir yere e, talip olanı, bir görev için e, seçilmeye bekleyeni, e, or, e, önünü kesmek için yapılan bir e, şeye dönüştü. Yani kumpasa dönüştü. Yani nedir bu? E, bu kasetler nereden geliyor? E, daha evvelden çekildi? Yeni mi çekiliyor? Ee, bunun e, şeyle FETÖ'cü FETÖ terör örgütüyle FETÖ'yle alakası nedir? Ee, ya da başka bir yerle alakası var mı yok mu? Bütün bunların tek tek e, incelenmesi lazım. Yani maalesef yani böyle olaya baştan bakmamız lazım. Yani şu anda e, Cumhuriyet Halk Partisi baş boş gidiyor. Halbuki 8-9 ay sonra seçimler var. Ülkenin ekonomik durumu belli. İnsanların zor durumu belli. Yani ee, muhalefet olarak ee, bir takım politikalara karşı çıkmaları gerekiyor. Bir takım e, şeylere, e, iktidarın uygulamalarına e, bu olmaz, bunu böyle yapmanız demeleri gerekiyor. E onunla demiyorlar. Şimdi kendi aralarında kavga tutmuşlar. Yani bir defa demin dediğim gibi lider konusu yok. Lider toparlayıcı olur. E, bunu yapması lazım. Ayrıca şimdiye kadar 4-5 örnek işte söyledim biraz evvel. E ee, maalesef bu kaset e, olayları, kumpas olayları, kaset kumpas olayları Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, olağan bir durum haline geldi. Hayatın olağan akışına uygun hale gel geldi öyle söyleyelim. Ve e, ısrarla da kullanılıyor. E, bu tabii çok acı. Yani e, ikide bir de e, şey diyorlar ama e, Cumhuriyet Halk Partisi işte Atatürk'ün Partisi, e, koltuk e, Atatürk'ün koltuğu falan. Ya bu bu şimdi yaptıkları hataları e, Atatürk'e ya da e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal yapısına ya da onu destekleyen insanlara mal etmemeleri gerekiyor. Yapılan hatalar kendi hataları. Kendi hataları yüzünden maalesef işte e, gördük e, bir yıl, iki yıl boyunca genel seçimler hazırlıkta ne gibi hatalar yaptılar? Seçim daha şey o dair olmak üzere, aday dair olmak üzere kimlerle e, irtibat kurdular, kimlerle e, işbirliği yapmaya çalıştılar. Geldiğimiz nokta burada. Şimdi de yani memleketin her türlü işi bitmiş. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunlarını çözmek kalmış gibi bütün Türkiye'yi Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunlarıyla e, boş boğuşturuyorlar. Halbuki vatandaşın talebi başka. Vatandaş ekonomik sıkıntı var, başka şeyler var. E, yeni yeni teklifler bekliyor. E, muhalefetin e, iktidara bir takım yön vermesini bekliyor. Bunların hiçbirisi yok. Yani ben üzülerek izliyorum tabii. Ee, yani bu konuda lütfen bundan sonra ne Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün kurduğu parti ne de o koltuk Atatürk'ün kurduğu koltuk diye bahsetmesinler. Çok ayıp oluyor. Ee, sıkışıklar her zaman bunu söylüyorlar. Çok yazık. Çok yazık. Hiç yani ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni insan tabii mağlup olduğu zaman e, çok fazla eleştiri olur. Kazanamadığı zaman çok fazla eleştiri olur. Bu gayet doğal. Ama bu kadar olmaz. Bu kadar olmaz. Yani görev alacak herkesi, birilerini belirlemişler. Ee, Şeyler oluşmuş. E, klipler oluşmuş. O klipler e, şey yapılıyor. Ya e, toplumu etkiliyor. Bu arada e, bunu etkilemek üzere, kuvvetlendirmek üzere sosyal medyayı kullanıyorlar. Sosyal medya üzerinden e, bütün e, şey, yayın yapıyorlar e, olaylara. Maalesef e, geldiğimiz nokta budur. İnsan üzülüyor. E, keşke e, Cumhuriyet Halk Partisi bu hale düşmeseydi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bana göre kurtuluşu, belki biraz sonra konuşuruz ama, e, yeni bir ekip çıkacak, yeni bir siyasi kadro çıkacak. O kadroyla hem Sayın Kılıçdaroğlu'nu hem de İmamoğlu'nu e, oyunun dışına atacak ve ondan sonra da e, oturup e, yerel seçimlere alışacak, kadrosunu yapacak. Ee, şeyini diğer konuları yapacak. Ee, yoksa bu iş e, bu şekilde yürümez. Yani meclisi e, olan toplantıya çağırmakla yapacak bir şeyleri yok. Yani çağırıyorlar şimdi neymiş pahalılık var bilmem ne var. Evet bu yeni çıkmadı ki bu daha de vardı. İlla meclisin e, kapanmasını mı beklediniz daha evvelden yapabilirdiniz. Ama kendileri uğraşmaktan maalesef bunu yapamadılar. Ben şahsen çok üzülüyorum. Memleketim adına üzülüyorum. Ülkem adına üzülüyorum. Yazık. Ve e, bu seçimlerde Sayın e, Kılıçdaroğlu'na oy veren %48-49 civarındaki e, seçmene şey, o seçmenin kandırılmasına üzülüyorum. Teşekkür ederim. Sayın Başbuğ siz de devam edelim. Şimdi e, Sayın Kerimoğlu Bakırköy Belediye Başkanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ben de adayım dedi ve ardından sosyal medyada e, hedef haline geldi. Neden? Ya da kimlerin hedefi oldu sizce? Şöyle, e, Türkiye'de maalesef az önce değerli komutanım da ifade ettiği gibi e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin o tartışmalı sürecinde e, çok karşılaştığımız hani gerçekten aşağılık bir e, operasyon zinciriyle yüz yüzeyiz. Belden aşağı vuruşlar, kaset operasyonları ve bu e, dara düştüğü an bu bahsetmiş olduğum cenahın hep başvurduğu bir yöntem. Ve artık hani toplumda da büyük nefret uyandırdı. Çünkü ortada bir siyasi rekabet var, bir siyasi yarış var ve bu yarışta herkesin de aldığı bir pozisyon var. E sen şimdi hesabına uymuyor diye veya kendini rakip olarak gördüğün için bu kişiyi böyle bel altı vuruşlarıyla yıpratmak gerçekten çok e, alçakça bir saldırı. Hani biz bunu kime yapılırsa yapılsın baştan beri hep kınadık ve kınamaya devam ediyoruz. İşte sayın e, inceye yapılanlar ben o süreci çok iyi hatırlıyorum gayet medeni bir şekilde çıktı. E, ayrı bir parti kurdu ve siyasi tepkisini ortaya koydu ve bir yeni kullar açtı, yeni bir yarışa girdi. E şimdi bir anda adaylarını koyduğu an linç kampanyasına tabi tutuldu. Gerek sözlü gerek işte bahsetmiş olduğum bir takım bel altı vuruşlarla Muharrem İnce sindirilmeye çalışıldı. E Şimdi e, bu taktiğe baktığın takdirde yani her olayda aynı taktik uygulandığına göre bunun bir aklı var, bir merkezi var. Bir kere bunu görmekte fayda var. Ki e, yani bizim de daha önceki o FETÖ döneminde karşılaştığımız bunlar e, saldırılar, bununla yani eskiyle yeni yörtüştürdüğünde ya acaba diyorsun aynı odak, aynı merkezler mi devreye girdi? Çünkü e, az önce ben Sayın Sevgen'i dikkatle dinledim. Hani Yurkan Hocam da herhalde bir soru sordu. Kim bu eller diye? Sayın Sevegen de bir yani misak-ı milli dışından yerlerden, adreslerden e, bir takım tanımlamalar yaptı. İşte Amerika'dan bahsetti. E, yani Amerika deyince ben akla ilk gelen FETÖ. FETÖ deyince de akla ilk gelen bu tür kumpaslar, bu tür kaset olayları. Bunlar hep evvelden beri, tabi Aykal döneminden beri denenen, zaman zaman da e, hani onların bu oyunu oynayanlar açısından karşılığı olan hadiselerdi. İşte Partinin içinde FETÖ mü var diyorsunuz? FETÖ yöntemiyle ya da dizayn mı edilmeye çalışıyor FETÖ hala? FETÖ yöntemiyle da. dizayn ediliyor. Üstelik Yedili Masa'nın her yerinde FETÖ iliklere kadar girmiş durumda. Bunu söyleyen de ben değilim. Yani o muhalefet eden yapılar bunu zaman zaman dile getiriyorlar. Bu sadece Cumhuriyet Halk Partisi için de geçerli değil. Yani bu çok dile getirildi. Ve, olsun, Yılmaz nasıl? Ateş olsun. Tanju Özcan da ifade etti. Yılmaz Ateş de yani işte ifade etti. En son dediği Tabii. gibi iki tane yakın örnek var. Birisi Sayın Tanju Özcan daha dün işte FETÖ'den dem vurarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni FETÖ'cüler ele geçirdi gibi bir çıkış yaptı. Ha şunu sorarım ben ona Sayın Özcan'a. Bugüne kadar neredeydiniz? Bu ilk defa dillendirilen bir husus değil ki. Bu baştan beri hep söylendi. Sayın Kılıçdaroğlu'nun dört tane danışmanının FETÖ mensubu olduğu yani bunlar hep Konuşuldu, belgelendiği hatta firarda olan Cumhuriyet Halk Partilileriyle biz yüzleştik, karşılaştık. E, o zaman aklınız neredeydi diye sorulur. Yani böyle dara düşüp zora düşünce bu konuları dillendirmenin bana göre e, hani topluma faydası var ama o kişilere bir faydası yok. E şimdi bu kaset olayı Bülent Kerimoğlu işte bir anda bir çıkış yaptı e, ve o çıkışın karşılığında hemen sosyal medyada bir görüntü ki ben programa girmeden baktım e, o fotoğrafa yani içeriğini bilmem. O kişinin kendi özel hayatı ama e, hani böyle dile düşürülecek veya bunun üzerinden saldırılacak bir ortam yok. Ama e, İmamoğlu'na yakın hesaplar olduğu ifade ediliyor. Onların bir anda böyle saldırıya geçerek e, bu kampanyaya girmeleri emin ol ne onlara ne mün, e, millete ne de parti hiçbir şey kazandırmaz. O nedenle bunu e, buradan hatırlatarak e, soruna geçeyim. Şimdi az önce Sayın Pekin Paşam da ifade etti. Yani disiplinden bahsetti. Şimdi Göksoy, e, yani bugün ülkede kime gidersen git en güvenilir kurum hep silahlı kuvvetler gösterilir. Medarı iftardır bu milletin. Gerçekten de e, silahlı kuvvetlerimiz öyledir. Ama niye diye temeline in, Ben hemen o disiplini gösteririm. Çünkü Atatürk döneminden beri e, büyük bir disiplin vardır ve o disiplin hiçbir zaman bozulmamıştır. Bana göre başarıyı getiren de o. E, peki bu sadece silahlı kuvvetlere has bir özellik mi? Yani bunu diğer devletin kurumlarına uygulayamaz mısınız? Elbette uygularsınız. Emniyet Genel Teşkilatımızda, genel müdürlüğümüzde çok başarılı ve orada da aynı askeri disiplini ben her gittiğimde görürüm. Yine diğer kurumlarda da aynı ki bu siyasette de geçerli. Yani ben Cumhuriyet Halk Partisini gerçekten üzüntüyle seyrediyorum. Hani bırak artık muhalefeti veya parti ismini. Benim ülkemin işte değerlerinden biri ve yıllardır da siyasette var olan bir yapı. Şimdi hep söylüyoruz hani biz burada e, Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirirken ülke adına menfaat e, sağlamak için eleştiriyoruz. Niye? Hani çok sevdiğim bir söz vardır e, son yıllarda kullandığımız güçlü ordu güçlü Türkiye. Şimdi aynı şekilde güçlü muhalefet güçlü iktidar. Rekabetin olduğu yerde verim daha da artar. Şimdi düşünün e, bir futbol ligi rakibi olmayan bir takım sürekli birinci gelen veya sürekli kazanan bir takım. Yanına ona yakın bir rakibi koyarsanız o lik zevk verir veya o takımlar daha iyi işler yapmak için uğraşırlar. Bu açıdan bakıldığında ben gerçekten Cumhuriyet Halk Partisinin ki ana muhalefet partisi o disiplini kaybettiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Yani şu bahsettiğimiz olaylar var ya burada yenilir yutulur sözler ve olaylar değil. Bir partide hemen kendi içinde hesaplaşma gerektiren olaylar fakat sadece bu değil. Yani şu son aylarda yaşanan birçok hadise konuşuluyor, yaşanıyor, üstü örtülüyor, devam ediliyor. Ve farkında değiller. O her taviz bir diğer tavizi getiriyor ve bu artık giderek yozlaşma süreci hızla da ilerliyor. Örnek AK Parti'nin başarısı yani 20 yıldır çeyrek asırdır o başarı bana göre temeline disiplin yatıyor. Ben şimdi dün belediye başkan toplantılarını toplantısını takip etmeye çalıştım. 36 tane belediye başkanı e, mazeretsiz katılmıyor veya bir şekilde bir mazeret buluyorlar. E siz şimdi çok kritik bir eşikten geçiyorsunuz. Hayati bir süreç ve bir toplantı gerçekleştiriyorsunuz. E, 34, e, yani Tanju Özden'i falan saymazsak 34'e e, iniyor rakam. Belediye başkanı gelmiyor bir şekilde. Protestem ediyor veya arkada başka hesaplarım var bilinmez. Ama neticede hayal ediyorum Bugün Sayın Erdoğan AK Parti'de çıksa dese ki belediye başkanları Ankara'da toplanacak. Orada e, hani bırak 34'ü bir tane bile belediye başkanının gelmeme şansı yok. Ama doğru olan da o. Onu söyleyeyim. Yani parti ise, disiplin ise tamamının tek vücut hareket etmesi lazım. E, keza Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Bahçeli diyecek ki bütün il başkanları Ankara'da toplanacak diyecek. 35 tane il başkanı ben gelmiyorum diyecek. Şimdi burada kıyamet kopar. Ve kopması da lazım. Eğer partinin Selametini istiyorsanız, eğer o disiplin devam etsin, parti ayakta kalsın istiyorsanız. Fakat neyle karşılaşıyoruz biz? Enteresan tepkilerle. Mesela e, çok ilgimi çekti. Sayın e, Kılıçdaroğlu'na soruyorlar. Böyle böyle bir disiplinsizlik var. Ondan sonra nasıl karşılıyorsunuz? Etik bulmuyorum diyor ama disiplin kuruluna vermeyi de düşünmüyorum diyor. Şimdi etik bulmadığın bir işi böyle ya, disiplin kuruluna vermeyi düşünmüyorum diyerek geçiştiremezsin. Ya hiç e, cevap vermeyeceksin veya sıradan bir olaydır. Arkadaşların tepkisidir deyip geçiştireceksin. Ya da eğer etik bulmuyorsan da onun bedelini veya işte karşılığını o kişilere ödettireceksin. Şimdi bunlar yapılmıyor. Yapılmadığı için de bana göre Cumhuriyet Halk Partisi giderek kan kaybediyor. Yani bu sürecin sonunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde 25-30 kafadan çıkan ses, ayrı ayrı gruplar, ayrı ayrı bölünmeler yaşarsak buna şaşırmayalım. Peki. Çünkü iş kontrolden çıkmış vaziyette. E şimdi Sayın İmamoğlu'nun eee çıkışı ben yokum. Mesela ona bir başlık açmak isterim. Yani aldığım e, bir kulis bilgisi İmamoğlu'nun e, hani ben yokum bana göre bu benim değerlendirmem. Ben yokum diye çıkışındaki temel maksat şu. Zaten belediye başkanlığına bir adaylık e, konusunu artık olmayacağını hissediyor, biliyor. E şimdi parti içinde ya bir grup oluşturacak ki böyle bir çalışması olmuş. Yani 30-35 civar bir milletvekili İmamoğlu'yla birlikte hareket edebilecek diye söylenenler var veya etmeyi düşünüyor diye. E şimdi bunlara gidip de hadi bir tepki veya yeni bir parti dediğinde o grupta şöyle tepki veriyor diyorlar. Peki. Biz sizle bu partinin içinde ancak bir yeni oluşuma evet dedik. Öyle ayrı bir parti kurmaya hani doğru bakmıyoruz diye bir e, çıkışları var. E şimdi bu haklı mı? Haklı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, Kılıçdaroğlu döneminde dört defa denendi bu. E, Emine Ülker e, hanım bir denedi. Daha ardından Öztürk Yılmaz işte denedi. Daha sonra Sarıgül, en son Sayın İnce. Ama hiçbiri bir sonuca varamadılar. Daha bu tabloyla baktığında hani parti kurmak bir çözüm mü tartışılır ama İmamoğlu cephesinden baktığında da ben başka çıkış yolu göremiyorum. E şimdi ben yokum bu şartlarda deyip işte konuşma süresinin uzamasının neticesinde Bülent Kerimoğlu'nun vermiş olduğu tepki akabinde de İmamoğlu'na vermiş olduğu tepki dışarıda konuşalım gibi Hani detaya girdiğinde böyle ayrıntılar çıkıyor karşına. Bu parti içindeki o disiplinin zaten yok olduğunu gösteren çıkışlar. Üstelik Kerimoğlu bu çıkışı yaptığında Sayın Kılıçdaroğlu hemen yanı başında yer alıyor. Ve İmamoğlu da hemen karşılarında. Yani Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu cepheye bu sözlü sataşmalar yapılıyor. Dolayısıyla orada gerçekten disiplin olsa hemen bir müdahaleyle olayları kontrol altına almak Olası ama Kılıçdaroğlu bunu yapmıyor. Ha, darbe gecesi e, Bakırköy Belediye Başkanı evindeydi biliyorsun e, Kılıçdaroğlu. Bülent Kerimoğlu'yla birliktelerdi 15 Temmuz evet. ihanet girişiminde. Oradaki samiyete istinaden mi ses çıkarmıyor veya kontrolü kaybetti bundan dolayı mı ses çıkarmıyor tartışılır. Ama neticede orada e, bir lider özelliği olaydı. Olayları doğrudan kendi kontrol altına alıp bütün bu yaşananlarla ilgili hem yasal hem de işte parti içi disiplin sürecini başlatmış olması gerekirdi. Fakat olmadı olmayacak da onu söyleyeyim. Ama bu akıl ve bugün işte Cumhuriyet Halk Partisi'ne çok kan kaybettirecek diye son cümleyi kurayım Göksu. Peki.